Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Turizm Bakanlığı 2021 yılı merkezi yönetim bütçesi üzerinde grubum adımına söz aldım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Can kayıplarının yaşandığı bu virüs ekonomiyi de derinden sarstı. Dünyanın neredeyse tamamını etkisi altına alan koronavirüsü salgınının dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de en derin, en sert darbeyi vurduğu sektör turizm oldu. Ülkemizde 2019 yılında 52 milyon turist gelmişken 2020 yılında ülkemize 15 milyon turist geldi. 2019 yılında 35 milyar dolar turizmde elde gelir edilmişken 2020 yılında 11 milyar dolar elde gelir edildi. Tam 24 milyar dolar turizmde gelirde zarar etti devletimiz. Sebebi nedir acaba? Sebebi Sağlık Bakanı'nın COVID sürecindeki vaka sayılarını doğruları anlatmayarak, yanlış bilgi vererek, kamuoyunu yanıltarak bu verilere Turizm Bakanı'nda da bir ses seda çıkmayarak gidip Sağlık Bakanı'na bu verileri yanlış veriyorsunuz. Yarın İngiltere, yarın Almanya, yarın diğer ülkeler bizi seyahat koridorunda çıkarırsa bunun hesabını nasıl veririz diyen olmadı. Turizm Bakanı burada Sağlık Bakanı'na bunları acaba sordu mu sormadı mı merak ediyorum. Onun için 24 milyar dolar zarar etmiştir ülkemiz. Değerli arkadaşlar, 2020 yılında turizm sektörü %80 kayba uğramıştır. Bu kayıplar diğer ülkelerde de yaşanmıştır. Bize örnek olarak, emsal olarak gösterilen Fransa'da, İspanya'da, Yunanistan'da da bunlar, bu tür daralmalar yaşanmıştır. Ama bize emsal gösterilen ülkeler ne yapmıştır bakın? O ülkeler turizmcisine hibe destek vermiştir. O hibe desteklerini çalışanından işletmecisine tamamına karşılıksız vermiştir. Oysa bizim Turizm Bakanı bunların hiçbirini sağlamamış. Biz Turizm Bakanı'nda performans beklerken Turizm Bakanı o performansı yanlış yerlerde kullanmıştır. Bakın değerli arkadaşlar, turizmde ciddi bir kayıp var. Bunlar kaybedenler. Güvenlik görevlisi otelde çalışıyor ve bu işini kaybetti. Temizlik görevlisi düğün edecekti, işini kaybetti, düğün edemiyor. Hayal kurmuştu, hayalleri boşa gitti. Aşçı günde 1000 kişinin karnını doyuruyordu. Şu an 4 kişilik ailesini geçindiremiyor. Otel sahibi, sizin köstek olduğunuz otel sahibi otelini kapattı, borçlarını ödeyemiyor, hacizde ve icralık durumda. Bunlar sizi hiç rahatsız etmiyor mu Sayın Bakan? Bunlar kaybedenler değerli arkadaşlar. Tabii ki biz bakanda performans bekliyoruz dedik ya, turizmciye destek olacak. Oysa bakan turizmciye destek değil, köstek olmuştur. Bu da bakan performansını büyük gösterdi. Turizmde kaybedenlerin yanı sıra bir de kazananlar var. Bu da kazanan. Bu kazanan değerli arkadaşlar. Ülkede tek adam rejiminin yönetiminde olduğu gibi turizmde de tek adam yoluna gidiliyor. Neden tek adam yoluna gidiliyor? Benim seçim işte burada. Tek adam burada. Sayın Bakan buradasınız bakın. Bakmaz çünkü dokunuyor. Değerli arkadaşlar, bakan performansını çok iyi gösterdi. Benim seçim bölgem olan Muğla'da, Bodrum'da, Tükbük'ünde azari bir iş adamına ait Hilton Oteli satın aldı. Aldığı bu otel Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait mülkiyette. Turizm Bakanı işletmesiyle ruhsat verilmiş. Bu oteli Turizm Bakanı kendi şirketine nasıl kattı? Turizmci kan ağlarken, garson evine ekmek götüremezken, işçi geçinemezken, şoför iş bulamazken,
temizlik görevlisi düğününü yapamazken Sayın Bakan siz servetinize bir yenisini nasıl ek... Tamamlayalım lütfen. Tamamlıyorum Sayın Başkan. Benim param tabii. Benim paramı vergileriyle alıyor. O koltuk devletin koltuğu. Bakanın şahsi babasının yeri değil. Babasının yeri değil burası. Sayın Bakan, tüm turizmciler adına sizden bir beklentimiz var. Bu koşullarda bu çürümüş, sebebi açıkça ortada olan bütçenin turizmciyi yoğun bakımda entübe haline getirmiş ama bakan Bodrum'un koylarında otel safsaklarken, servetine servet katarken, o servetinizin aldığınız, kazandığınız turizmcinin tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. O hakkı size helal etmiyorlar. Siz buraya gelip burada bakanlığınızın bütçe genelinde konuşma yapmayın, istifanızı verin. Sizi kamunun malını kendi şirketlerinize peşkeş çekmekten dolayı istifaya davet ediyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum arkadaşlar.